Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Heyecanla beklenen Dünya Kupası 2018 Rusya'nın ev sahipliği ile 14 Haziran Perşembe günü Rusya, Suudi Arabistan maçıyla başlıyor. Cuma gününün en önemli maçı, B grubunun ikinci maçı olan Portekiz-İspanya maçı olacak. Dünya Kupası'nın ikinci günü oynanacak bu maç, Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. İki takımın analizlerine geçelim. Portekiz 2016 Avrupa şampiyonu, fakat Dünya Kupası'nı hiç kazanamadılar. 2006 yılında turnuvayı dördüncü olarak bitirdiler. Dünya Kupası 2018 için 4 hazırlık maçı yaptılar. 2 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgileri var. En büyük kozları tabii ki de Cristiano Ronaldo'dur. Portekiz mücadeleci ve pes etmeyen bir futbol oynuyor. Takım savunması da gayet başarılı. Yüksek ihtimalle gruptan çıkabilirler. İspanya analizine geçersek, Dünya Kupası'nın tecrübeli ekibi İspanya, turnuvaya 15. kez katılıyor. Dünya Kupası'nı 2010 senesinde kazanan 2018 Dünya Kupası'nı da müzesine götürmek istiyor. 2018 Dünya Kupası elemelerinde 10 maç oynayan İspanya, 9 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile eleme grubunun yıldızı olmayı başardı. Çok iddialı olan ekip toplamda 36 gol ile turnuvaya katılmaya hak kazandı. İspanya'nın topa sahip olma oranı gerçekten yüksek, duran toplarda da can yakan İspanya, kontra ataklarla da golleri bulmakta. Pas odaklı oyunlarıyla göz dolduran ekip savunmasında ise etten bir kale oluşturmakta. İspanya'da B grubundan rahatlıkla çıkacaktır. Çünkü B grubunun diğer takımları Fas ve İran. Peki İspanya ve Portekiz maçı istatistikleri nedir? Maçı kim kazanır? İşte detaylar. %45 oranla İspanya kazanabilir. %25 oran ile de Portekiz maçı alabilir. Maçın berabere kalma olasılığı ise %30. Muhteşem bir futbol şöleni bizi bekliyor olacak. Turnuva analizleri devam edecektir. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.